Herkese günaydın. Dün oldukça kuvvetli bir seans geçirdik. Hacim tarafına baktığımızda kuvvetli olduğunu görüyoruz. Gayet yüksek. Endekslerin de geldiği seviyeler itibariyle Nasdaq'ın 200 günlük ortalamasından kapandığını görüyoruz. S&P tarafı keza çok yakın bir seviyede. Dow Jones tarafına da baktığımızda benzer bir durum var. Aralarındaki en zayıf endeks biliyorsunuz bir süredir Russell. Orada hala aşağı doğru bir baskı olduğunu görüyoruz ama diğer endekslerin kuvvetleniyor olması son derece pozitif. Yine vadeliler tarafından bakarsak şurada bir süredir konuştuğumuz 2020 seviyesinin net bir şekilde aşıldığını ve hatta vadelilerde 200 günlük ortalamanın da aşıldığını gördük. Russell tarafına baktığımızda hala orada benzer bir zayıflık var. Ancak Nasdaq tarafında yukarıya doğru hareket devam ediyor. Endekslerde hafta içindeki videoda da paylaştığım gibi kuvvetlenme sürüyor. İdeal senaryosunda henüz değil, ideal durumunda henüz değil. Russell'ın da gitmesi lazımdı ama yavaş yavaş işte 1960-1980 stoplu pozisyonlar alınabilir demiştim. O görüntü hala devam ediyor. Aslında isterseniz stoplar 2020'nin civarına da çekilebilir açılan pozisyonlarda. Amerikan endekslerinde ben hala çok ciddi bir rally potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Russell'ın da bu görüntüye katılmasıyla yukarı hareket çok daha hızlanacaktır. Ama günlük olarak baktığımızda elbette artık şu noktada Nasdaq'ın 200 günlük ortalamasından bir satış yemesi söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bugün biraz daha yatay veya eksi bir gün görebiliriz. Ama tabii ki üzerine doğru hareketin net bir şekilde sürmesi son derece olumlu olacaktır o açıdan baktığımızda. S&P tarafında da geçtiğimiz günlerde veya uzun zamandır kullandığımız grafiğe bakarsak şurada görüyorsunuz yükseliş trendinin tam altında bir kapanış yapmış durumdayız. Uzun vadeli olarak da şurayı açarsam aslında yükseliş trendi bitmiş değil. Bütün piyasadaki olumsuzluğa rağmen bir düzeltme içindeydi. Belki hala da o düzeltmeyi yapabiliriz. Yani aşağıya doğru 1700'lere doğru bir hareket de mümkün olabilir. Özellikle buralardan sert hızlı bir geri çekilme olursa. Ama şu an için baktığımda ben burada hafif bir düzeltme sonrası yukarıya doğru yeni bir zirve hareketini daha olası görüyorum. Tabii bugün nasıl bir hareket göreceğiz? 2056-2060 civarından. Oraya bakalım ama kırması, şurasının üzerine gitmesi son derece pozitif olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu birkaç gün 2060 seviyelerine özel bir önem vererek bakmamız gerekiyor. Veri akışı tarafına baktığımızda market PMI gelecek ama tabii piyasanın baktığı ISM olacaktır. O biraz daha önemli bir gelişme. Parite tarafına hemen geçelim çünkü asıl hareket dün tabii o tarafta oldu. Şimdi şu konunun önemli olduğunu düşünüyorum ben. Devamlı olarak da vurguluyorum maillerimde de. Piyasa sadece Fed'in açıklamalarına veya işte sadece Amerikan verilerine bakarak hareket ediyor son zamanlarda Euro konusunda. Gelen ağırlıklı yorumlar da öyle ama şu bir gerçek, yani Fed eğer faiz artışını öteliyorsa bunun ECB tarafında bir karşılığı nasıl olmaz? Yani bu düşünce nasıl tam olarak bir mantığa oturtulabilir, onu ben anlayamıyorum. Elbette ki eğer Fed tarafında işler kötüye gidiyor düşüncesinden dolayı veya herhangi bir tedirginlikten dolayı bir bekleme arzusu varsa bu ECB tarafında çok daha sert bir karşılık bulmalı. Dün onu gördük. Aralık ayında quantitative easing'in gözden geçirilmesi söz konusu olacak. Ama ondan daha önemlisi depo oranlarında bir indirimi tartışmışlar ve muhtemelen de Aralık ayında quantitative easing gelmese bile, ki gelme ihtimali artmış durumda, depo oranlarında bir indirim olacak. Dünkü mailimi hatırlarsanız asıl önemli olanın, asıl büyük hareketin depo oranlarıyla ilgili bir karardan geleceğini paylaşmıştım. Nitekim aslında quantitative easing ile beraber bir satışıydı ama depo oranlarındaki açıklamayla beraber satışın çok daha hızlandığını gördük. Şimdi şu nokta önemli. Nasıl ki yukarı tarafa baktığımızda 14.60'lar aslında kırılmadığı sürece önemli bir Euro yukarı hareketten bahsetmek mümkün değil. Şu anda da benzer bir durum söz konusu. Yani kısa vadeli baktığımızda şuradaki yükseliş trendinin test edildiğini görüyoruz. 200 günlük ortalamanın altına kaydık. Şu anda o seviyelerdeyiz ama tam destek seviyesine de geldik.
Şu an itibariyle bakarsak buradan sanki alım gelmiş gibi. İki alternatif var burada yatırımcıların yapabileceği. Bir tanesi aslında 14.60'ta da benzer bir durum var. Bu seviyelerden long pozisyon açmak ve şurada gördüğümüz trend çizgisinin altına bir yerlere stop koymak. Dolayısıyla burası kırıldığı zaman artık yükselişin bittiğini kabul edip long pozisyondan çıkmak bir alternatif bu. Bunun 14.60'ta da aksini yapıyoruz zaten. 14.60'tan short pozisyon açılması ama üzerinde net bir kapanış olması durumunda da 17'ye doğru bir hareketin olacağının kabul edilmesi. İkinci alternatif de şu, bu seviyelerin kırılmasını bekleyip short pozisyona geçmek. Benim genel euro görüşümü biliyorsunuz. Ben euro tarafında bu fiyatların euro'daki Avrupa'daki dinamiklere göre pahalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Almanya'da yaşananlardan dolayı euro bölgesi ekonomisinin zayıflayacağını da düşünüyorum. Dolayısıyla long tarafa fazla girmek istemiyorum. Opsiyonlar tarafına baktığımızda orada da evet dünkü gelişmeyle beraber elbette bir satış var. Henüz çok kuvvetli bir satış değil. Yani daha önceki seviyelere doğru gelen bir satış değil. Ama euro üzerindeki baskıyı zannediyorum açıklayacak kadar net bir geri çekilme. Tabii eğer quantitative easing olacaksa bunun tahviller üzerinde de etkisi olacak. Dolayısıyla spread'in de dün itibariyle daha Amerikan doları lehine hareket ettiğini gördük. Nitekim Almanya tahvilleri de 10 yıllıkları da 0.5'in altına gerilemiş durumda. Hatta dün eğer yanlış görmediğimse ilginç bir durum var. Çünkü İtalya'nın tahvilleri de ilk kez 0 seviyesinin altına düştü ki İtalya'nın durumu gerçekten bunu onaylar nitelikte mi? Biraz tartışılır bence. Belki deflasyon nedeniyle, deflasyon korkusu nedeniyle bunu diyebiliriz ama onun dışındaki dinamikler bence İtalyan tahvilleri için çok iyi değil. Alman tahvilleri için de aslında çok iyi değil diye düşünüyorum. ECB ne yaparsa yapsın şu anda benim yatırım yapmayacağım varlıklardan bir tanesi de Avrupa tahvilleri. Amerikan tahvilleri de bunun içinde var aslında ama Amerikan tahvilleri de biraz daha farklı dinamiklerle hareket ediyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Euro'daki ana görüşümü değiştirmiş değilim. Bence 0.80'lere doğru bir hareket olacak. Ama şu an için az önce paylaştığım trend seviyesinin kırılıp kırılmayacağı önemli. Eninde sonunda kırılacaktır. Dün söylediğim ECB'nin Aralık ayında işaret edip etmemesi orta vadede bir şey değiştirmez. Çünkü orta vadede her durumda Euro'nun daha fazla gerilemesi söz konusu olacak diye düşünüyorum. Gelelim altın tarafına. Tabii altının quantitative easing vesaire gibi noktalardan etkilendiği efsanesi bundan önce vardı ama dün de gördük ki çok net bir gelişme olmadı. Hatta aslında isterseniz şöyle Euro bazında bakarsak Mart ayında açıklandı Euro bölgesinde quantitative easing. O tarihten bu yana baktığımızda altın aşağı bir trendte. Çünkü quantitative easing'in yani o para basıldığı zannedilen quantitative easing'in altınla bu tarzda bir ilişkisi yok. Çok farklı dinamiklerle gidiyor. Zaten quantitative easing para basmada değil. Bunu daha önce de detaylı olarak maillerimde teknik haliyle de anlatmıştım. Dünkü harekette de dolar bazında baktığımızda altının çok etkilenmediğini gördük. 200 günlük ortalamanın hemen altındayız, altın tarafında. Gümüşte de önceki gün söylemiştim. Altın gümüş rasyosu gümüş sayesinde hareket etmiyor. Altın lehine hareket ediyor. Bu sağlıklı değil. Zaten gün içinde de satışların geldiğini gördük. Burada altın negatife dönmek için şu anda altın pozitif değilim. Onu 2000 pardon 1210'un üzerinde saklıyorum ama altın negatife dönmek için de biraz daha fazla baskı olması lazım bence. Yani 1140'ların altına doğru bir hareket görürsek shortlamak mantıklı olacaktır. Şurada gördüğümüz seviyelerin biraz altına kayması gerekiyor altında short olmak için. Şu anda baktığımızda hala burada net bir kavga var. 200 günlük ortalamanın etrafında olduğumuz sürece agresif bir short pozisyon açma niyetinde değilim. Ama 1140'ın işte hisse senedi piyasasında 2020'lerden bahsediyordum. Altında da 1140'ın altına doğru bir kapanış, net bir sarkma olursa o zaman altın tarafında shortlamanın
yapmanın vakti gelmiş olacak diye düşünüyorum. Ama genel olarak emtiaları bir tekrar bakarsak orada yukarı isteğinin de sürdüğünü düşünüyorum. Şurada gördüğümüz şu bir önceki seviyenin üzerinde bir dip olması ve özellikle haftalık taraftaki sıkışmalara baktığımızda yukarı bir hareket ihtimali emtia tarafında kuvvetlenmiş gözüküyor. Daha önce de paylaşmıştım bunu zaten. Petrol tarafında da aslında benzer bir hareket bekliyorum. Yani şurada görüyorsunuz aşağı yukarı 3 gündür aynı seviyelerdeyiz ve kritik seviyelere geldik. 44,5'ların 44'lerin kırılması çok olumlu bir gelişme olmayacaktır. Ama genel olarak baktığımızda örneğin önceki gün petrol stoklarının geldiğini görmüştük. Şurada ve ciddi anlamda yüksek gelen bir stok verisi oldu. Bunun çok da negatif etkilemediğini yani yeni fiyat hareketi olarak baktığımızda yeni fiyat hareketi yaratamadığını, evet petrol aşağıda ama bu veri gelmeden de benzer seviyeleri görmüştük. Dolayısıyla buralarda bir taban oluşturma çabası olduğunu düşünüyorum. Ama 44,5 aralığının kırılması elbette ki son derece negatif bir gelişme olacaktır. Tabii son olarak haftaya biliyorsunuz FOMC toplantısı var. 28'inde Cumhuriyet Bayramı'ndan hemen önceki gün Cumhuriyet Bayramı'nda da yine önemli veriler gelecek. Dolayısıyla önümüzdeki hafta Amerika açısından biraz daha karışık olacaktır diye düşünüyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.